Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da gösterişli güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar ipimde kar topu bebeğini modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmekten oluşuyor ben şişime 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek attım birkaç sıra lastik örgü ördüm ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. E ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 1 2 3 4. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 2 3 4. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örerek ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yani iki ters, dört düz. Bir, iki, üç, dört. İpi bana doğru aldım. Bakın iki ters ilmeğimiz var. İki ters. İpi arkaya aldım. Dört düz. Bir, iki, 3, 4. İpi bana doğru aldım. 2 ters. Ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. İkinci sırada arka yüzde. 4 tane düz, 2 tane ters. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ikinci sırada düzleri düz, tersleri ters ördüm. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters. 1 2 3 4 tane ters. Yine 2 tane düz örüyorum. Yani ilmekleri bu sırada da gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 4 tane ters ilmeğimiz var onları örüyoruz. Üçüncü sırada da yine ilmekleri düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüp sırayı tamamlıyoruz. Şimdi dördüncü sırada arka yüzdeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu sırada da tersleri ters, düzleri düz öreceğiz arkadaşlar. Yani iki ters, dört düz. Bir sonraki sırada modelimizi şekillendireceğiz. Beşinci sırada. Şimdi dördüncü sırada ve arka yüzdeyiz. Yine düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Dört tane düz örüyoruz. İki tane ters. Bir kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde 5. sırada modelimizi şekillendireceğiz arkadaşlar. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada iki tane düz ilmeğimiz var bakın. Bu düz ilmeğimizin tam şu iki ilmeğin ortasından şöyle bakın sayacağız şöyle elimi yaklaştırayım. 1, 2, 3, 4. boşluğa şöyle dördüncü boşluğa batıyorum şişimle. Oradan bir ilmek çıkarıyorum şöyle. Biraz ilmeğimizi bol tutalım. Sol şişime takıp yanındaki düz ilmekle birlikte bu ilmeği örüyorum. Yine aynı yere 1 2 3 4. boşluğa tekrar sağ şişimle batarak oradan yine bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum ve yanındaki düz ilmekle birlikte örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. ipimi arkaya aldım. Bakın yine 2 tane düz ilmeğimiz var. Şöyle iki düz ilmeğimin şöyle arasından sayıyorum. 1 2 3 4. boşluğa şişimi şöyle batarak oradan bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği sol şişime takıyorum. Düz ilmeğimle birlikte çıkardığım ilmeğimi örüyorum. Yine aynı yere dördüncü boşluğa batarak yine aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu ilmeğimi de diğer düz ilmeğimle birlikte şöyle şişime takarak örüyorum. İpi bana doğru aldım. Dört tane ters örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpimi arkaya aldım. Yine iki düz ilmeğimin arasından ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3 ve dördüncü boşluğa şöyle batarak şişimle oradan bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği sol şişime taktım ve yanındaki düz ilmekle birlikte örüyorum. Yine aynı yerden dördüncü boşluktan bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve onu da diğer düz ilmeğimle birlikte şöyle sol şişime takıp örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. Son kez yine şu iki düz ilmeğimin arasından şişimle batarak ilmek çıkaracağım. Bakın 1, sayıyoruz şöyle 1, 2, 3, 4. boşluktan şöyle şişimle batarak oradan ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3, 4. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeğimi sol şişime takıp yanındaki düz ilmekle birlikte örüyorum. Aynı yerden yine bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve yine sol şişime takarak diğer düz ilmeğimle birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 6. sıradayız arkadaşlar. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz ama modelimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Şöyle ki kenar ilmeğin dışında 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters, ters şeklinde ilmeklerimiz şişimizde sıralanmış halde. Şimdi bu ıı, düz ilmeklerle 2 tane ters ilmekleri yerlerini çaprazlayarak bu sırayı bu şekilde tamamlayıp modelimizin şekillendirmesini tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada iki tane ters ilmeğimiz var. Bir tanesini örüyorum. Düz ördüm. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz dediğim gibi. Şimdi iki tane ters ilmeğimin birini düz ördüm. Diğerini şu sıradaki iki düz ilmekle yerini kaydırarak öreceğim. Şöyle iki düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi sol şişime aldım. Şöyle sola doğru kaydırıp iki düz ilmeğimi Sol şişime geri takıyorum. 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Yine 2 tane ters ilmeğimiz var. Şu 2 ters ilmeğimizin bir tanesinin birinciyi şu 2 düz ilmeğimizle çaprazlayacağız. Şöyle sağ tarafa kaydıracağız ters ilmeğimizi. Sağ şişime alıyorum. 2 düz ilmeğimi sol şişime alıyorum. Ve ters ilmeğimi. Onların önüne takıyorum. Düz ilmeklerin önüne takıyorum ve üçünü de düz örüyorum. Şimdi burada kalan ters ilmeğimizle de sol taraftaki şu iki düz ilmeğimizi yerlerini kaydırarak örüyorum. Şöyle iki düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi sol şişime takıyorum. Ve üçünü de sol şişimde toplayıp üçünü de düz örüyorum. Bakın modelimiz sağlısı oldu böyle çapraz kaydırmış oluyoruz bu şekilde. Yine bakın iki tane düz ilmeğim var, iki tane şuradaki ters ilmeğimin birincisiyle yerini değiştireceğim. İlk ilmeğimi sağ şişime alıyorum, ters ilmeğimi düz ilmeklerimi sol şişime takıyorum. Şöyle öne aldım ters ilmeğimi, tek ilmeğimi ve üçünü de ters düz örüyorum. Pardon arkadaşlar üçünü de düz ördüm. Kalan diğer ters ilmeğimi şu sıradaki iki düz ilmeğimle yerlerini değiştireceğim. Şöyle düz ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi düz ilmeklerimi şöyle arkasına doğru sol şişime takıyorum. Hepsini sol şişimde topladım. Üçünü de düz örüyorum. Ve yine şu iki düz ilmeğimle şuradaki iki ters ilmeğimin birincisini Yerlerin çaprazlayarak öreceğim. Ters ilmeğimin birincisini sağ şişime alıyorum. Düz ilmeklerimi sol şişime aldım. Ters ilmeğimi onların önüne takıyorum. Ve üçünü de düz örüyorum. Ve bu ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın ilmeklerimizin yönlerini kaydırarak şöyle çapraz bir görüntü elde ettik. Çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi modelimizi bir kez daha kuracağız. Model altı sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Sadece yerlerini kaydırarak kuracağız. Bu defa şu aralara kaydıracağız arkadaşlar modelleri. Bakın tam şu aralara şu iki ilmeğe, şu iki ilmeğe, şu iki ilmeğe kaydıracağız. Şimdi bunun için tekrar birinci sıradan başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. İpimi markaya aldım. Şu 2 ilmeğe modeli kuracağımız için buraya 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. Bakın yine tam şu aradaki 2 iki iki ters ilmeği düz örüyorum. Modeli buraya kaydıracağız. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. İlk sırayı tamamladık arkadaşlar. Modelimizi yerlerini kaydırarak devam ediyoruz. Şimdi arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. İlmekleri gördüğüm gibi. Yani burada 3 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ilmeğimiz var. 4 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4. İpi bana doğru aldım. 2 ters ilmeğimiz var ipimi arkaya aldım. Yine 4 tane düz ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters. 3 tane düz. Ve kenar ilmeğimi de örüp ikinci sırayı arka yüzden tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters. Şimdi 3. ve 4. sırada aynı şekilde arkadaşlar vaktinizi almak istemiyorum düzleri düz tersleri ters şeklinde tamamlayalım 4, 4 sıraya tamamlamış olalım 5. sırada tekrar modeli şekillendirmek için geliyorum Evet 3 ve dördüncü sırayı da düzleri düz tersleri ters şeklinde ördüm arkadaşlar sıramı tamamladım şimdi burada modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım. Şimdi bakın yine iki tane düz ilmeğimizin olduğu kısma geldik. Yine buradan iki düz ilmeğimin arasından şöyle sayıyorum. 1 2 3 dördüncü boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği şişime, sol şişime takıyorum ve yanındaki düz ilmekle birlikte örüyorum. Yine aynı boşluğa tekrar batarak oradan bir ilmek daha çıkarıyorum sol şişime geri takıp yanındaki düz ilmekle örüp tamamlıyorum. 4 tane ters örüyorum. Aradaki 4 ilmek tersimizi örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz ilmeğimiz var. Sayıyoruz şöyle 2 düz ilmeğimizin arasından 1, 2, 3, 4. boşluktan şişimle batarak 1 ilmek çıkarıyorum. Sol şişime geri taktım. Yanındaki düz ilmekle birlikte örüyorum çıkardığım ilmeği. Tekrar aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Sol şişime taktım ve yanındaki düz ilmeğimle örüyorum. İpi bana doğru aldım. Arada 4 ters ilmeğimiz var. Onları örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine iki düz ilmeğimin arasından 1 2 3 4. boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişime taktım yanındaki düz ilmekle birlikte ördüm çıkardığım ilmeği. Yine aynı yerden batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum ve yanındaki düz ilmekle örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. 5. sırayı tamamladık. Arka yüzde ve 6. sırada yine bir önceki modeli yaparken yaptığımız gibi bütün ilmekleri düz öreceğiz. Aynen şurada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. İlmeklerin yerlerini değiştirerek şu ilmeklerimizi çaprazlayacağız. Bakın 3 tane düz ilmeğimiz var, 2 ters. 4 düz, 2 ters. 4 düz, 2 ters, 3 düz ve kenar ilmeği. Şimdi bunları şu ters ilmekleri düz ilmeklerle böyle çaprazlayarak aynen İlk modeli yaparken yaptığımız işlemlerin aynılarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz ilmeğimin bir tanesini örüyorum. Şimdi şu iki düz ilmeğimi sıradaki şu iki tane ters ilmeğimin birincisiyle yerlerini kaydırarak öreceğim. Şöyle düz ilme, ters ilmeğimin birincisini şöyle sağ şişime alıyorum. Düz ilmeklerimi çıkarıyorum. Geri sol şişime şöyle takıp şu ters ilmeğimi onların önüne alarak üçünü de düz örüyorum. 1 2 3 Düz ilmeğim, ters ilmeğimin birini sağa doğru kaydırmış oldum. Şimdi e, ters ilmeğimin diğerini de sola doğru kaydıracağım. Hemen sıradaki iki düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi sol şişime takıyorum. Ve düz ilmeklerimi de onun önüne takarak üçünü de düz örüyorum. 1, 2, 3. Bakın ters ilmeklerimizin bir tanesini sağa doğru, diğerini sola doğru kaydırmış olduk. Yine aynı işlemi yapacağım. İki düz ilmekle iki ters ilmeğin birincisini yerlerini değiştirerek öreceğim. Ters ilmeğimi sağa kaydıracağım için sağ şişimi alıyorum. İki düz ilmeğimi sol şişimi alıp ters ilmeğimi önüne takıyorum. Ve üçünü de düz örüyorum. 1, 2, 3 Kalan ters ilmeğimi de sola doğru kaydıracağım. Bir yani ters ilmeklerimin birini sağ, diğerini sola kaydırıyoruz hep. İki düz ilmeği sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi çıkarıp sol tarafa doğru kaydırıyorum ve üçünü de düz örüyorum. Bakın model kayıyor, şekilleniyor. Şimdi yine iki düz ilmekle şu ters ilmeğin Birincisinin yerini değiştiriyorum. Şöyle sağ şişimi alıyorum ters ilmeği. Düz ilmekleri sol şişime alıyorum. Çaprazlayarak üçünü de düz örüyorum. 1 2 3. Ters ilmeğimin diğerini de sola doğru kaydıracağım. İki düz ilmeği sağ şişime alıyorum. Ters ilmeği sol şişime takarak şöyle sola doğru kaydırıyorum. Ve üçünü de düz örüyorum. 1 2 3 ve kalan düz ilmeğimi de örüp kenar ilmeğimi de örüp 6. sırayı tamamlıyorum. Bakın modelimizi tamamladık. Altı sırada bir model kendini tekrarlıyor. Sadece yerlerini değiştirerek çaprazlayarak hep bu şekilde ilerleyen bir model. Çok güzel, çok gösterişli bir model. E ben kamera arkasına da daha büyük bir parçada da örmüştüm. Böyle sizlere göstermek için. Bakın çok Sevimli, çok güzel bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde, ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Oldukça gösterişli, güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, bu modelden neler yapabiliriz? Ee, çocuk örgülerinde de kullanabiliriz arkadaşlar, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde. Yelekler, battaniyeler, süveterler, hırkalar, birçok şey, atkı, bere, birçok şey de kullanabiliriz. Özellikle berelerde falan da kullanabiliriz. Sizlerin de farklı fikirleri varsa yorumlarda bildirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.